Dostlarım merhabalar. Jack Dorsey, Twitter'ın kurucusu, Shiba Coin ile ilgili çok güzel haberler söyledi. Shiba Inu Token ile ilgili böyle bir güzel haberi söylemesi bizim için çok güzel. Çünkü Jack Dorsey yakın zamanda Shiba Coin ile ilgili çok güzel bir tweet atacak bu Twitter'ın kurucusu. Zaten onları söyledik, birazdan okuyacağız. Bitcoin'den de fazla bir şekilde almış. Zaten Kiosaki'den haber yapmıştık. Ondan zaten güzel bir alımlar yapmıştık Kiosaki. Şimdi Jack Dorsey'in böyle bir Shiba Coin'e alım yapması ve Shiba'nın kurucusu böyle bir haberi var. Şöyle bir haberi var. Ona da geçeceğiz. Mesela Tierly'nin harika bir haberi var arkadaşlar. Şimdi ona bakacağız. Mesela Tierly'den bone falan alın diyor. Ben mesela sürekli size söylüyorum arkadaşlar. Bone token sürekli kasın. Ondan da bahsedeceğiz. Bizim arzımız nasıl düşer? İçeri para girişleri nasıl olur? Yakım işlemleri nasıl olur? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. İnanın mükemmel haberler, çok güzel haberler. Yeni haberler. Hepsi bugün yeni. Hepsi 2 saat önce, 3 saat önce açıklanmış. Hemen hepsini okuyalım. Shiba Coin alanlar için gerçekten çok güzel haberler. Alan almayan gerçekten de bu haberi kesinlikle okusun. Hadi başlayalım. Birazdan Shiba Swap'la bizim arzımız nasıl düşecek ondan bahsedeceğiz ama en önemlisi NFT işlemleriyle bizim yakım işlemlerimiz nasıl olacak? NFT işlemleri başlayınca yakımlar nasıl başlayacak onlardan bahsedeceğiz. Çünkü Shiba'nın kurucuları böyle söyledi. Ondan da bahsedeceğiz. Bakın Tierly harika ve hepsi ama önemli olan hacim. Bakın hacimden bahsediyor. Bizim hacimimiz düşüyor ya aslında arkadaşlar. Hacmimiz düştüğü için aslında bizim için çok güzel bir şey. Bakın birazdan bahsedeceğiz. Gerçekten de çok güzel. Bakın ne ile olduğunu düşünün. Şimdi bone dağıtım ve diğer getiri dağıtımı hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela burada da okuyacağız ama arkadaşlar bone kastığımız zaman inanın hem kar size oluyor hem kar oluyor hem de sizin komisyonunuzda bone için daha güzel oluyor. Mesela bone kasarsanız elinizde sürekli böyle bone olsa sizin için daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Bakın hem getiri için hem de şimdi insanlar daha büyük bir havuza sahipken yani bone kasmanız daha iyi olur. Çünkü bone'nin yakında böyle gaz ücretleri falan daha fazla olur. O yüzden ne kadar bone kasarsanız sizin için daha iyi olur. Hem de X chip kasarsanız mesela swap işlemlerinde X chip mesela 50 milyon tane şey yaparsanız 50 milyon da bizim arzımızın düşmesine sebep oluyor. Birazdan yakım işlemlerinden falan bahsedeceğiz. NFT işlemlerinden. İnanın o çok güzel bir haber. Hemen ona geçelim. Şuna tabi okuyalım, bu da çok güzel baba. Mesela Tierly. Tierly'nin düşüşü muhtemelen insanın yeterince almasıdır. Bone likit olayından sonra onlar için. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Mesela piyasa düşükteyken almayan insan kerizdir. Çünkü neden? Yüksekte alan insan kerizdir. Çünkü yüksekten alıyor adam, aşağı düştüğü zaman da ağlıyor. Eğer alttan aldığı zaman, yükseldiği zaman, sattığı zaman daha çok kar ediyor. Mesela bu seviyelerde ağlayan insan, mesela Ethereum'un 100.000 seviyesine geldiği zaman mesela Shiba Coin. Bakın bu çok önemli. Ethereum'un 100.000 seviyesine geldiği zaman inanın siz o zaman Shiba Coin'i görün. Bakın biraz da NFT işlemlerinden bahsedeceğiz, swap'tan bahsedeceğiz. Bu işlemler her zaman oluyor. Çünkü Shiba ile ilgili gerçekten güzel şeyler oluyor. Bakın arkadaşlar bu bahsedeceğimiz haber gerçekten de çok güzel. Neden güzel biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu bir yatırımcı tavsiyesi değildir. Benim söylediklerim hiçbir şey yatırımcı tavsiyesi değildir. Benim kendi yaptıklarım bunlar. Bu haberleri okumam da benim yani artık bir görevim gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın Shiba'nın değeri nasıl artacak? Bizim paramız nasıl olacak? Piyasa değeri artınca bizim cebimize nasıl para girecek? Bakın bunlar çok önemli. Bu resmi anlaşmazlıkları Shiba değeri nasıl artacak? Temel olarak Shiba NFT'leri satın almak için kullanılacaktır. Bakın NFT'leri satın almak için kullanılabilecektir diyor arkadaşlar. Bu bizim için zaten başlıca neyin ne olduğunu anlamına geliyor ama şunu bir okuyalım. Her NFT'yi satın almak için kullanılan Shiba miktarı NFT'nin ömrü boyunca dolaşımdan çıkacaktır. Ve NFT değer kazandıkça bakın değer kazandıkça her yeniden satıldığında daha fazla Shiba dolaşımdan çıkaracaktır. Bakın daha fazla mesela böyle mesela Shiba şey yapıyoruz arkadaşlar, stake yapıyoruz. Daha fazla Shiba artınca bu NFT işlemleri olacak. Eğer ki NFT işlemleri daha fazla değer kazandıkça Shiba'nın de mesela yakımına sebep. Bu NFT'nin kurucuları gerçekten de zeki adamlar. Mesela Larve Lips. Bu adam gerçekten çok zeki bir adam. Hani böyle yakım işlemlerini, NFT'nin yakım işlemlerini bizim için böyle artı sağlayacak bir adam. Gerçekten NFT için Shiba Coin ile ilgili çok güzel haberler oluyor. Shiba Coin ile ilgili çok güzel yeni haberler oluyor. Mesela bu NFT'nin oyun sitelerinde falan çok fazla yatırım yapıyorlar. Çok fazla NFT ile ilgili şeyler sunuyor. Bu NFT ile ilgili bizim işlemlerimiz olursa zaten daha güzel şeyler olacak. Daha bu bizim için bir başlangıç gibi bir şey olacak. Dostlarım diğer videoda bahsettiğim Jack Dorsey, bakın bu konu o kadar önemli ki şimdi Jack Dorsey bizim için o kadar önemli. Shiba Inu'nun orada yazması, kilit nokta oynayacak demesi hani gündemi o kadar sarsacak bir haber ki hani yakın zamanda da ne kadar yükseleceğini falan her şeyini söyle, Shiba Coin neden aldığını, hani Bitcoin yükseldiği zaman Ethereum'la yükseldiği zaman Shiba Coin ne rol oynayacak, şimdi onlardan bahsediyor. Hiç uzatmadan hemen bundan bahsedeyim arkadaşlar. Gerçekten hani bu CEO'nun böyle Shiba Coin ile konuşması gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bakın
Twitter CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin para biriminin meme coin'i olan Shiba Inu sosyal medya platformunun geleceğini yön vereceğini söyledi. Çünkü arkadaşlar bizim kitlemiz hani o kadar büyük ki, çünkü kitlesi büyük bir coin olan, mesela herhangi bir şeyden bahsediyorum, kitlesi büyük olduğu zaman çoğu kişiye seslendiği için insanlar elindeki böyle bir coin'i yani kaçırmak istemiyor. Zaten çoğu ünlüler de tweet atıyor ama bakın şu sözlerinden bahsedeceğim. Bitcoin, BTC para birimine olan desteği ile bilinen Twitter CEO'su Jack Dorsey, sosyal medya platformunun geleceği için Bitcoin, BTC para birimine olan desteği ile bilinen Twitter CEO'su Jack Dorsey, sosyal medya platformunun geleceği için kripto para biriminin önde gelen trendlerden biri Shiba Inu olacağını söyledi. Bakın Shiba Inu'nun orada yazması zaten şu anda zaten trendlerdeyiz. Daha fazla böyle trendlerde olacağız. Mesela diğer borsalara atacağız bu haberden sonra. Şu an düşükte olsak bile ileride neler bizi bekliyor? Zaten bunun bilinciyle devam etmek bu daha güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü ileride neler olacağından zaten bu haberlerden bahsediyor. Birazdan bahsedeceğimiz haberler de daha güzel. Mesela bu haber konuşacağımız haberler de daha güzel ama gerçekten de benim önerim sabretmek. Çünkü sabreden her şeyi kazanacak. Bakın şöyle bir şeyden bahsediyor. Twitter CEO'su Bitcoin ve Shiba Inu platformun geleceğinin büyük bir parçası. Çünkü birazdan bahsedeceğim onu. Olacağını söyledi. Tamam, büyük bir parçası olacağını söyledi. Ve dijital para biriminin Twitter ürün ve hizmetlerin dönüştürme potansiyeline vurgu yaptı. Şöyle bir şeyi parmak içinde açmak istiyorum arkadaşlar. Bakın her zaman söylüyorum ama şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizim için çok önemli. Hani para demek, hani biliyorsunuz zaten paranın nasıl bir şey olduğunu. Her neyse bundan bahsetmeyeceğim ama arkadaşlar sabretmenin önemini şöyle bir şeyden bahsetmek isterim. Mesela Pancake bir yılda kendini hiçbir şekilde geliştiremedi. Hiçbir şey, böyle üstüne hiçbir şey koymadı ya. Gidin araştırın bakın. Sadece PancakeSwap işleminde Chartic'de mesela güvenlik aşamasını geçmeye böyle şey yaptı. Anladın mı? Ondan sonra zaten her şey koptu. Bizim mesela şu anlık %90'lık Chartic'de güvenlik şeyimiz var ya. Yakın zamanda bu artacak inşallah. Mesela Pancake bir yılda kendini geliştiremedi. Tam böyle ortaya oturamadı. Ama bir yıldan sonra ne oldu? 0.01 dolardan 40 dolara kadar uçtu. Yani Shiba da arkadaşlar şu an sabretmemizi istiyor, anladınız mı? Yani bir şeyler düşecek, arz düşecek. Hani bu sıfırlar, bu kadar yüksek miktarlar bir gün düşecek. Anladınız mı? Ortaya böyle bir normallik gelecek. Çünkü imzalar toplanıyor, güvenlik aşamaları toplanıyor. Birazdan şunu konu okuyacağız arkadaşlar. Onu okuyalım ama öncelikle şunlardan da bahsedelim. Yani bahsedeceğim bunlar arkadaşlar. Hani bizim sabretmemiz daha önemli. Bakın mesela şundan bahsediyorum. Bak Dorsey'in de zaten böyle bir şey yapması, zaten Shiba Inu'nun tweetlerde şeyden olması o yüzden elinde bu kadar tutuyor. Bakın Bitcoin'e internetin yerel para birimi diyen Dorsey, BTC'ye alım satım abonelik, Twitter babşiş kutusu ve süper takip gibi yenilik özelliklere dahil olmak üzere mevcut Twitter hizmetlerine entegre etme planlarını açıkladı. Shiba Inu'nun artması için zaten BTC'yi de takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Bitcoin'i takip edersek Ethereum da yükseliyor. Yani Ethereum yükseldiği için Shiba Coin de yükseliyor. Bakın şundan bahsediyor mesela CEO. Yatırımcılara sunduğu ikinci çeyrek raporunda Twitter'ın sosyal medya merkeziyetsiz hale getirme ve daha fazla ekonomik teşvik etmeye sağlamaya kararlı hamlelerden dam vurarak Bitcoin temalı birçok yeniliğin hazırlanmakta olduğunu iletti. Bitcoin'in yapay zeka, bakın şurası çok önemli mesela. Yapay zeka ve merkeziyetçiliğin yanı sıra Twitter'ın 3 önemli gelecek trendlerden biri olduğunu belirtti. Twitter ve hissedarları için bu alana yönelmeye agresif şekilde yatırım yapmaya devam etmemizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum dedi. Bakın arkadaşlar mesela ünlü adamlar, CEO'lar, böyle büyük şirketler, küçük şirketler, anladınız mı? Sürekli diyorlar ki hani alttan toplayın, alttan toplayın, çünkü ne zaman ağlayan bir piyasa olduğu zaman, ne zaman ağlayan bir coin olduğu zaman, hani insanlar ağlıyor ya o coin'e karşı, o zaman daha fazla yükseliyor. İnanın daha fazla yükseliyor. Siz arkadaşlar o kötü yorumlar geliyor. O kötü yorumlar, sakın aldanmayın. Onlar sizin satmanızı istiyor. Gerçekten de sakın panik satışı yapmayın. Neden biliyor musunuz? Bakın şunu okuyalım bakın. Neden? Çünkü şundan bahsediyor. Dorsey, Diem kripto para birimine bir yıl içinde denemeyi bekleyen sosyal medya devi Facebook'un dijital para geliştirmesine atıfta bulunarak Twitter'ın kriptoya olan bağlılığının yalnız olduğunu vurguladı. Ancak Facebook'tan farklı olarak Twitter, internetin standardı olan Bitcoin'e odaklanacak. Dorsey şunları kaydetti. Kiyosaki'nin böyle bir şey yapması, Dorsey'in böyle bir şey yapması gerçekten de hem Bitcoin'e hem de Shiba Inu'ya böyle destek vermesi, Shiba Inu'yla böyle bir haberin olması bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü hani bu kitlelere seslenmemizin, 1 milyona kadar ulaşma kitlemizi aslında bu haberlerden biridir. Dostlarım bu videonun daha sonuna geldik. Sağ sola şimdi 2 tane video koyacağım. Bu videoları kesinlikle tıklayın. Shiba Coin'le ilgili çok güzel videolar. Oradan da Shiba Coin'le ilgili yararlanabilirsiniz. Shiba Coin'i 0.01 dolar olmadan kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.